İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. 7 Ekim gündemiyle BRT Ana Haber'de karşınızdayız. Sayın seyirciler, Hamas'ın sabah saatlerinde İsrail'e hedef alan roket saldırıları sonucu İsrail ile Filistin arasında şiddetli çatışmalar başladı. Sınır bölgesinde yaşanan çatışmaların yanı sıra İsrail Gazze şeridini havadan ve karadan bombalamaya başladı. Savaş durumu ilan eden İsrail yedek asker ve polisleri göreve çağırdı. İsrail ayrıca kolluk kuvvetlerine ek yetkiler tanıyan olağanüstü hal ilan etti. Karşılıklı saldırıların bilançosuna ilişkin ilk veriler de kamuoyuna yansımaya başladı. Hamas saldırılarında 22'si asker, onlarca İsrailli yaşamını yitirdi, yüzlerce sivil de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye hedef alan saldırılarındaysa 200'ü aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlerce yaralı var. Hamas'ın sabah saatlerinde İsrail'e hedef alan roket saldırıları sonucu İsrail ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar başladı. İsrail ordusu Hamas'ın 5000'i bulan roket saldırılarına misilleme olarak abluk altındaki Gazze şeridinde Hamas'a ait 17 askeri yerleşkeyi ve 4 operasyon merkezini vurduklarını açıkladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de kolluk kuvvetlerine ek yetkiler tanıyan sivil olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İsrail ayrıca yedek asker ve polisleri göreve çağırdı. İsrail Sağlık Bakanlığı Gazze şeridinden sabah saatlerinde başlayan saldırılarda yüzlerce yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Öte yandan sosyal medyada İsraillilerin esir alınarak Gazze'ye getirildiğine dair birden fazla olayı gösteren videolar paylaşıldı. İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze şeridinden düzenlenen saldırılarda 22'si asker, onlarca kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin ise yaralı olduğunu duyurdu. Filistin haber kaynakları ise İsrail saldırılarında 200'ü aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce sivilin ise yaralandığını bildirdi. Sayın seyirciler, İsrail ile Filistin arasında yaşanan şiddetli çatışmalara ilişkin uluslararası kuruluşlardan uyarı geldi. Birleşmiş Milletler bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere daha fazla kan dökülmesini önlemek için gerilimi azaltma çağrısında bulundu. Türkiye ve Mısır taraflar arasında itidal çağrısı yaparken Avrupa ülkeleri Hamas'ı kınayıp İsrail'e destek veren açıklamalarda bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı yazılı açıklamada bu sabah Filistinli silahlı gruplar tarafından İsrail'e doğru yüzlerce belki de binlerce rastgele roket atıldı ve en az 22 İsrail'in öldürüldüğü, yüzlercesinin ise yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete düştüm. Ayrıca İsrailli sivillerin rehin alındığı yönündeki haberlerden de derin endişe duyuyorum ifadelerini kullandı. Bu saldırının İsrailli siviller üzerinde korkunç bir etkisi olduğunu belirten Türk, sivillerin hiçbir zaman saldırıların hedefi olmaması gerektiğini kaydetti. Türk, İsrail güçlerinin de yoğun nüfuslu Gazze şeridine hava saldırılarıyla karşılık verdiğini ve edindikleri bilgiye göre en az 5 kişiyi öldürdüğünü de belirtti. Bu arada bölge ülkelerinden Türkiye ve Mısır taraflar arasında itidal çağrısı yaparken Avrupa ülkeleri Hamas'ı kınayıp İsrail'e destek veren açıklamalarda bulundu. Sayın seyirciler, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail'e başlattığı saldırılara ilişkin bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığı da kaydedildi. İsrail-Filistin arasındaki çatışma nedeniyle Rum polisinin Güney Kıbrıs'ta olağanüstü güvenlik tedbirleri aldığı belirtildi. Fileleftheros internet sayfasına göre Rum polisi başta Güney Kıbrıs'taki İsrail Büyükelçiliği'nin yanı sıra sinagog gibi yerlere yönelik ek tedbirler aldı. Polis basın sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik saldırıların öğrenilmesinin hemen ardından polis genel müdürünün ek tedbirlerin alınması yönünde talimat verdiğini söyledi. Haberde olağanüstü önlemlerin gerek İsrail Büyükelçiliği gerekse Güney Kıbrıs'taki diğer yerlerle ilgili olduğu da ifade edildi.
İnternet haber kaynakları ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulides'in bir sosyal medya platformu aracılığıyla İngilizce olarak yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik saldırıları kınadığını belirtti. Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'i mevkidaşıyla telefonda görüştüğünü belirtti. Kombos, terörist saldırıları kınadıklarını dile getirirken İsrail'e dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti. Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriou da sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıları kınayarak İsrail devletinin ve halkının yanında olduklarını kaydetti. Sayın seyirciler, Türkiye'de iktidarda olan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi. Çok sayıda ülkeden devlet başkanı ve temsilcinin ağırlandığı kongreye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Başbakan Ünal Üstel de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak katıldı. Kongredeki konuşmasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız," dedi. Türkiye'de iktidarda olan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresini gerçekleştirdi. Otuza yakın ülkeden yaklaşık 300 davetlinin katıldığı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kongreyi Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Jelko Tivianovic, Başbakan Ünal Üstel ve diğer ülkelerin üst düzey yetkilileriyle birlikte izledi. Kongre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, kongreye katılan devlet başkan ve temsilcileriyle görüşerek istişarelerde de bulundu. Yüksek katılımla gerçekleştirilen kongrede Türkiye Yüzyılının Gelecek Vizyonu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden katılımcılara aktarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede yaptığı konuşmada ise bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye'nin bu noktadan geriye dönüşünün asla olmayacağını vurguladı. Siyasi ikballeri uğruna etnik köken, mezhep ve meşrep üzerinden milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar boşuna uğraşmasın. Bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye'nin bu noktadan geriye dönüşü asla olmayacaktır. Kongrede genel başkanlık için yapılan oylamada Erdoğan 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi. AK Parti'nin yeni yönetiminin belirlendiği olağan büyük kongresinde büyük bir değişim yaşanarak Merkez Karar Yönetim Kurulu listesinde 49 isim yer almazken 26 isim ise yerini korudu. AK Parti'nin 18 kişilik mevcut MYK'sındaki 4 isim de MKYK'da yer almadı. Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, Jülide Sarı Eroğlu, Nurettin Canikli, Mehmet Ali Zengin, Süleyman Soylu, Metin Külünk ve Şamil Tayyar da listede yer almayan isimler arasında bulunuyor. Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan devlet başkanları ve temsilcileri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen yemeğe katıldı. Sayın seyirciler, şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak katıldığı AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'ni BRT Ankara muhabiri Bülent Göksan da takip etti. Bülent, merhaba. Evet, kongreye ilişkin detayları senden alalım. Merhaba Kaan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkan seçilmesinin ardından yeniden genel başkanlığa seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı. Kendisini bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördükleri için herkese şükranlarını sunan Erdoğan, Merkez Karar Yönetim Kurulu'na, Merkez İstiklim Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na asil ve yedek üye, yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarını kutladı. Erdoğan, Türkiye yüzyılı ülküsüyle çıktıkları bu kutlu yolculukta çok ağır bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek
bir taraftan ülkeyi hedefleriyle buluşturmaya çalışacaklarını, diğer taraftan da vatandaşların sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üreteceklerini bildirdi. Gelecek hafta 7 kişilik yüksek istişare kurulunu da açıklayacağını belirten Başkan Erdoğan, bu kurulun ağırlıklı olarak daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık görevi yapanlardan oluştuğunu da anımsattı. Terörden savaşa kadar bölgede çok ciddi krizler yaşanırken kendilerini hep birlikte omuz omuza vererek Türkiye'nin yüzyılını inşa edeceklerini kaydeden Başkan Erdoğan, sadece 85 milyonun değil yönünü Türkiye'ye çevirmiş 100 milyonların da umut olan bir parti olduklarını söyledi. Kendi insanlarıyla birlikte gönül coğrafyalarındaki insanların da emanetini taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, her zamankinden daha çok çalışarak, koşturarak, daha fazla sayıda gönle girerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti. 30'a yakın ülkenin yaklaşık 30'a yakın ülkeden yaklaşık 300 davetlinin katıldığı kongrede 3 cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi kongrede yer aldı. 10 siyasi parti temsilcisi de kongreye davet edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ardından az önce senin de aktardığın gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vermiş olduğu yemeğe katıldılar. Hükümet Başkanı'na vermiş olduğu yemeğe katıldılar. Tatar ve Üstel yemeğe aynı araçla gittiler. Yılmaz Tatar ve Üstel'i külliye girişinde kapıda karşıladı. Kongreye Tatar ve Üstel'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Turizm Çevre Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındır Ulaştırma Bakanı Erhan Arık'ın yanı sıra bazı milletvekilleri de katıldı. Ankara'dan AK Parti Kongresi'nin aktaracaklarını bunlar. Sözü sana bırakıyorum. Evet, Bülent Göksan Ankara'dan bildirdi. Sayın seyirciler, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, AK Parti Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için kutlama mesajı yayımladı. Üstel mesajında Türkiye'nin ve dünyanın son 22 yılına damga vuran AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bir kez daha genel başkanlık görevine seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni sesler ve yeni yüzlerle yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyerek milletimizi güven ve istikrar içerisinde çok daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diler, delegelerin teveccühüyle yeni görevlere seçilen tüm AK Parti yöneticilerini tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, kapalı Maraş açılımının üzerinden 3 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılımın 3. yılında Maraş'ın bir bölümünün 46 yıl sonra halkın kullanımına sunulmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik zeminini güçlendirdiğini bir kez daha vurguladı. Maraş'taki taşınmaz malların büyük bir bölümünün Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne ait olduğunu da vurgulayan Tatar, bunların İngiliz Sömürge İdaresi döneminde talan edilerek Rumlara peşkeş çekildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'na 8 Ekim 2020'de bir bölümü ziyarete açılan Maraş sürecini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, sürece ilişkin federal temelli görüşmelerden, Annan Planı referandumu ve Kran-Montana görüşmelerinin ardından umudun kesilmesiyle Maraş açılımını yapmak için neyi beklediğimizi sorguladık. Türkiye'nin de bu konudaki olumlu fikrini aldıktan sonra Maraş'ı açtık. O günü hiç unutmuyorum ifadelerini kullandı. Açıldığı 2020'den bu yana Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısının 1 milyon 200 bini aştığını kaydeden Tatar, başta Türkiye olmak üzere Güney Kıbrıs dahil dünyanın birçok yerinden Maraş'ı görmeye gelenlerin sayısının her geçen gün arttığını bildirdi. Maraş'ın sınırları içinde bulunduğu Gazi Mousa kentine ekonomik katkısı bulunduğunu belirten Tatar sözlerine şöyle devam etti. O günü hiç unutmayacağım. Yani 47 yıldan sonra Maraş gibi önemli ve tarihi bir yerin açılması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik zeminini de güçlendirmiştir. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi başbakanıyla bunu yapabilir şeklinde bizim duruşumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan güveni de artırmıştır. Ve elbette bir potansiyeldir. Çünkü ekonomik olarak mutlaka onun bir yansıması olmuştur. Umuyorum ki yavaş yavaş taşınmaz mal komisyonu
bazı kararlar üretebilir ve bu mallar, mülkler ilk sahiplerine iade de edebilir, takas da edilebilir veya tazminat yoluyla çeşitli farklı alternatifler vardır. Oradaki hukuk yoluyla binaların tekrar restore edilmesi veya yıkılıp tekrar yerlerine başka binaların yapılması en büyük temennim ve dileğimdir. Oradaki en büyük sıkıntı hep belgelenmiştir. Esas mal, toprak bizim vakıflar idaresine aittir. Ama maalesef İngiliz sömürge yönetimi döneminde bütün bu vakıf malları tanah edilmiş, ona peşkeş çekilmiş, onlar da binalar yapmışlar ve üstünden rant elde etmişler, mal sahibi olmuşlar. Böylesine bir acı tarihimiz vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK-YPG'li teröristlere ait hedeflerin gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğunu aktardı. Gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi. Bakanlık harekata ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde terör örgütüne ait hedeflerin vurulma anları yer aldı. Terör örgütü PKK-YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla Suriye'deki terör hedeflerine dün saat 22'de hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedefin imha edildiğini açıkladı. Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, asıl milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklarla çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır ifadeleri yer aldı. Yurt içi sevk kapsamında Sağlık Bakanlığı'yla Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında uyuşturucu ve alkol bağımlılarının tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik protokol imzalandı. Sağlık Bakanı Dinç Yürek, protokolün madde ve alkol bağımlısı hastaların tedavi ve rehabilitasyonu anlamında önemli bir adım olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında protokol imzalandı. Bakanlıkta yer alan törende protokol Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek ve Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Çakıcı tarafından imzalandı. Protokolle artık uyuşturucu ve alkol bağımlıları tedavi için Pembe Köşk'e sevk edilebilecek. Bakan Dinçürek haftada bir gün bakanlığın görevlendireceği bir psikiyatristin merkeze giderek hastanın durumunu yerinde inceleyerek tedavinin gidişatını takip edeceğine ve haftalık düzenli raporların yine bakanlığa sunulacağını belirtti. Dinçürek ülkede bağımlılıklarla mücadele ve bağımlı hastaların yeniden topluma kazandırılması noktasında kararlı olduklarını vurguladı. Gıda sektöründe dünyanın en büyük fuarı olarak bilinen Almanya'daki Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden firmalar da katıldı. Almanya'nın Köln kentinde gıda sektöründe dünyanın en büyük fuarı olarak bilinen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. 118 ülkeden 8000 firmanın katıldığı 300.000 metrekare kapalı alana sahip fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de 4 sanayici yerini aldı. Yoğun ilgi gören ve 11 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak fuarın içecekler bölümü Hol 8'de, Kıbrıs Türk Sanayi Odası organizasyonunda North Cyprus Şemsiye standı altında 3 alkollü içki firması yer alırken, süt ürünleri bölümü Hol 10'da ise bir süt ürünleri üreticisi bireysel katılımla yer aldı. Fuarda bira, rakı, zivaniya, vodka, cin, şarap ve benzeri alkollü içkilerin hem tanıtımı hem de tadımı yaptırılıyor. Fuara bireysel olarak katılım gerçekleştiren bir süt ürünleri firması ise peynir çeşitlerinin yanı sıra hellim tadımı yaptırıyor. Her Daim Dostlar grubu Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'a Cümbez'in bilimsel raporunu sundu. Uluçay, ağaca en yakın zamanda gereken bakımın yapılacağını belirtti.
Her daim dostlar grubu Gazi Mausa'nın anıt ağaçlarından cümbez ağacıyla ilgili Profesör Doktor Ünal Asan tarafından hazırlanan bilimsel raporu Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'a sundu. Grup rapor doğrultusunda ağaca gereken bakımla ilgili bilgi de verdi. Her daim dostlar grubundan yapılan açıklamada Belediye Başkanı Uluçay, en yakın zamanda gereken bakımın yapılacağını, istenilen korkuluk, dayanak ve künyenin yapılması için gerekli girişimi başlatacağını belirtti. Açıklamada anıt ağaca en yakın zamanda gereken bakımın gerçekleşmesi dileğinde bulunuldu. Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nde rehabilite edilen 3 deniz kaplumbağası bugün yeniden denize bırakıldı. Yaklaşık 3 ay önce balıkçı Levent Çiftçi tarafından boğulmuş olarak Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen 3 deniz kaplumbağası yeniden denize bırakıldı. Balıkçı Levent Çiftçi'nin bulduğu kaplumbağalara Ressadem, Ada ve Haluk Levent ismini vermesinden dolayı etkinliğe sanatçı Haluk Levent de katıldı. Kurtardığı kaplumbağalardan birinin adını Haluk Levent koymuş. Biz de çok sevindik. Haluk Levent de suya bıraktık. Balıkçı Levent Çiftçi oluşan deniz kirliliği ve avlar nedeniyle kaplumbağaların zarar gördüğünü belirterek vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Denizi sevmek böyle olmuyor. Gerçekten biz denizlerin içinde haddinden fazla boş poşetler, kola tenekeleri, naylonlar çok görüyoruz. Topluyoruz da gerçekten. Ama işte öyle duyarsız bazı arkadaşlar kirletiyorlar maalesef. Sanatçı Haluk Levent de etkinlikte yaptığı konuşmada etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Türkiye'de deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik birçok çalışmaya katıldığını anımsattı. Deniz kirliliğinin denizde yaşayan canlıların yaşamını tehdit ettiğini belirten Haluk Levent, herkesin bu konuda duyarlı olmasını diledi. Naylonları yere atıyoruz, poşetleri yere, denize atıyoruz. O denizde bu kaplumbağalar onları deniz anası zannediyor. Ve bunu zannettikleri zaman onu yiyebiliyorlar ve geriye dönüşü olmayan ölümcül yaralar açabiliyorlar. Bizler bunu çok söyledik ama ne olursa olsun 3 tane kaplumbağayı bile tedavi edip kurtarabiliyorsa biz herkese teşekkür etmek zorundayız. Meritta Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi Direktörü Sinem Karada rehabilitasyon merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Artık ne yazık ki denizlerimiz hiç iyi bir durumda değil ve biz bu bizim çağrımız. Her bulduğumuz kaplumbağayı lütfen bize ulaştırın ki bir tedavi bakımını yapalım. Parazitleri vardı hepsinin keza ve sağlıklı gibi gözüküyor, yarası yok ama bizim onlara yaptığımız müdahaleler ve muayeneler sonucunda bilinmeyen, gözükmeyen hastalıklar çıkıyor ortaya. Zaten artık plastik atığı söylememize gerek bile yok. Her hayvanın istisnasız sindirim sisteminden mutlaka denk geliyoruz. Bu haberle ana haber bültenimizin de sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Aksa Süper Lig'de 3. hafta heyecanı dün akşam oynanan karşılaşmayla başladı. BRT 2'den de canlı yayınlanan mücadelede Yeni Cami Yeni Boğaziçi'ni 4-3'lük skorla mağlup etti. Süper Lig'de bugün saat 15'te yer alan maçlar ve alınan sonuçlarsa şöyle. Alsancak Yeşilova 0, Cihangir 1, Meserya 2, Miracle Karşıyaka 0, Küçük Kaymaklı 1, Yonpaş Dumlu Pınar 3. Ligde yarın saat 15'te Türk Hoca Limasol Lefke ve Pera Larnaka Gençler Birliği Çetinkaya maçları var. Ligde 3. hafta heyecanı pazartesi akşamı saat 19'da oynanacak olan Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği ve Göçmenköy Çaynabazar Gençlik Gücü karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu hakemlerle bir araya geldi. 13 yıllık başkanlık görevinde hakemlerle ilk kez böyle bir toplantı yaptığını söyleyen Sertoğlu, bazı hakemlerden yana da dert yandı. Bu şekilde devam edilmesi durumunda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım diyen Sertoğlu, sahada hata olacak ancak 2 haftada yapılanlar hata değil kurallara uymamaktır açıklamasını yaptı.
Hakemlerin toparlanmasını isteyen Sertoğlu, MHK istifasını önümüzdeki hafta çarşamba akşamı yönetim kurulunda değerlendireceklerini ve ekibiyle birlikte bir karar vereceklerini söyledi. Voleybol U16 Kızlar Ligi B grubu müsabakaları dün akşam başladı. Mausa Arena Spor Salonu'nda oynanan gecenin ilk müsabakasında Karpaz Gate Marina rakibi Maraş Voleybol Derneği'ni 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından başlayan gecenin ikinci mücadelesinde de Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor rakibi Mausa Spor Akademisi'ni 3-1 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle kapattı. U12 Kızlar A grubunda yarın Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor'la Vakıflar Mausa Arena'da saat 14.30'da karşı karşıya gelecek. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve yönetimi bu bağlamda 4.5G ağına bağlanan ilk GSM şirketi olan Kuzey Kıbrıs Türksel'le yapılan görüşme sonrasında işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokole göre Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi Konferans Salonu'na 50 MB internet erişimi sağlandı ve canlı yayınlar yapılması konusunda hazır duruma getirildi. Ayrıca Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi içindeki teknoloji odası da üyelerin çok yönlü kullanımı için donatıldı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde gerçekleşen ikili görüşmede Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve Kuzey Kıbrıs Türksel Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir ilerleyen süreçte daha çok işbirliklerine imza atılması konusunda görüş birliğine vardı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs İlim Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kıbrıs İlim Üniversitesi arasında ortak çalışmalarla eğitim, öğretim ve kültürel işbirliğini kapsıyor. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyeleri eş ve çocuklarına özel indirim programına istinaden Kıbrıs İlim Üniversitesi'ni tercih ederek yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırmaları durumunda güncel öğrenim ücretleri üzerinden %50 indirim alabilecek. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerine ayrıca diksiyon konusunda sertifikalı ders programı ve sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı belge de verilecek. Girne Amerikan Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen 29 Ekim Gayu Cumhuriyet Yol Koşusu 29 Ekim Pazar günü saat 10'da gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında her yıl düzenlenen yarış 5 kilometre mesafede koşulacak. Gayu'da yer alacak yarışmanın göğüs numaraları yarış günü 9-9.45 saatler arası start yerinde dağıtılacak. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 27 Ekim Cuma saat 17 olarak duyuruldu. Bu yıl 22 Ekim Pazar günü koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu için kayıtlar 9 Ekim Pazartesi sabah 8.30'dan itibaren başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsünü ülkemize kazandırmak, şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak için düzenlenen maraton için kayıtlar cumartesi günleri de 9-13 saatler arasında Lefkoşa Türk Belediyesi binasında gerçekleşecek. Maraton 4 kilometre halk koşusu, 10 kilometre ve 21 kilometre şeklinde 3 kategoride koşulacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvetli esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 17, Girne'de 21, Alevkayası'nda 16, Güzelyurt'ta 16, Gazi Mausa'da 18, Lefke'de 20, Yeni Erenköy'de ise 20, İskele'de 18 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 31, Girne'de 30, Alevkayası'nda 26, Güzelyurt'ta 32, Gazi Mausa'da 30, Lefke'de 28, Yeni Erenköy'de 29 ve İskele'de 30 derece dolaylarında olacak.
Bölgemiz denizlerinde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve batıdan 3-4 kuvvetinde esecek. Deniz hafif, yer yer orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1-2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonunun orta derecede olması beklenmektedir. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.